Merhaba arkadaşlar. Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bütün püf noktalarıyla çıtır çıtır sokak simidi nasıl yapılır? Bu videoda onu anlatmaya çalışacağım. Sizler de bu püf noktalarına uyduğunuzda çıtır çıtır sokak simitleri hazırlayabileceksiniz. Çok lezzetli çıtır çıtır sokak simitlerimizin nasıl yapıldığına geçelim. Karışma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu alalım. 250 ml'lik su bardağı kullandım. 1 çay bardağı ılık süt, 125 ml'lik çay bardağı kullandım. 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı şekerimizi alalım. Mayamız eriyinceye kadar iyice karıştıralım. Mayamız eridi. İçerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağımızı alalım. Bir miktar daha çırpalım. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ununuzu sizler de yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız hamurunuzun kıvamını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Eli yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar un eklemeye devam edelim. Hamurumuz bu şekilde olması gerekiyor. Hamurumuzun üzerini bir streç film ile kapatalım ve 1 saat kadar mayalandıralım. Eğer evinizde streç film yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Üzerindeki streç filmi alıyorum. Hamurumuz iki katına çıktı gördüğünüz gibi. Hamurumuzun havasını alıyoruz. Daha sonra hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve 10 eşit parçaya bölelim. Hamurumuzu 10 eşit bezeye bölelim.
Simitlerimizi yapmaya başlayalım. 10 eşit bezeye bölmüş olduğumuz bezelerimizden bir tanesini alalım ve 2 eşit parçaya bölelim. Benim hamurum biraz yumuşak olmuş arkadaşlar. Elime yapışmaması için bir miktar sıvı yağ sürdüm. 2 eşit parçaya böldüğümüz hamurlarımızı bu şekilde rulo halinde açalım. Aynı şekilde ikinci hamurumuzu da açalım. Hamurumuzu uçlarından birleştirelim ve bu şekilde saralım. Hamurumuzun uçlarından tutalım ve bağlayalım. Bağlamış olduğumuz kısmını iyice bastırarak birleştirelim. Bir tane daha göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde bezelerimizden bir tanesini alalım. 2 eşit parçaya bölelim. 2 eşit parçaya böldüğümüz hamurlarımızdan bu şekilde rulolar yapalım. Rulo yapmış olduğumuz hamurlarımızı uç kısımlarından birleştirelim ve saralım. Sardığımız hamurumuzu uç kısımlarından tutarak bu şekilde bağlayalım. Bağlamış olduğumuz kısmını da üzerine bastırarak iyice birleştirelim. 4-5 adet simitimizi bu şekilde hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz simitlerimizi batırmak için önceden hazırlamış olduğumuz yarım su bardağı pekmez ve 1 su bardağı suyumuzu karıştıralım. Bu şekilde pekmezli su yapalım. Daha sonra 1,5 su bardağı susamlarımızı bu şekilde kavuralım. Simitlerimizi önce pekmezli suya, daha sonra da kavurmuş olduğumuz susamlarımıza batıralım ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine alalım. Hazırlamış olduğumuz bütün simitlerimizi bu şekilde yapalım. Önemli. Birinci püf noktamı söylüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir borcamın içerisine su alalım. Ve simidimizi fırınımıza koyduğumuzda fırınımızın en alt kısmına bu suyu koyalım. Bu çok önemli bir püf nokta arkadaşlar. Kesinlikle su koymayı unutmayalım. Simitlerimizi fırınımıza koymadan önce elimizle bu şekilde açalım ve büyütelim. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde pişti. Çıtır çıtır bir sokak simidi arkadaşlar. Sizler de bu püf noktalarına uyarak yaptığınızda çıtır çıtır sokak simitleri hazırlayabilirsiniz. İkinci püf noktamı söylüyorum arkadaşlar. Fırınımıza su koyduğumuz için simitlerimizi fırınımızdan aldıktan sonra üzerini hiçbir şekilde örtmüyoruz. Malzemeleri kullanarak hazırladığınızda toplamda 10 adet simit çıkıyor arkadaşlar. Çıtır çıtır sokak simitlerimiz gördüğünüz gibi servise hazır. Sizler de söylemiş olduğum bu iki püf noktayı uygulayarak yaparsanız çıtır çıtır sokak simitleri hazırlayabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.